Tekrar merhaba arkadaşlar. Köklü sayıların konu anlatımı bitti. Şimdi de köklü sayılarla ilgili test çözeceğiz. Evet a'yı vermiş b'yi vermiş. a çarpı b bölü a artı b'yi istemiş arkadaşlar. Şimdi a çarpı b yani kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 artı kök 3 artı 1 olacak arkadaşlar. Yukarıdaki ifadenin birbirinin eşlendiğini olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 3 kökten kurtuldu, 3 olarak dışarı çıktı, eksi 1 de burası. Tamam bölü. İşte eksi 1 ile artı 1 bir, birbirine götürdü, 2 kök 3 oldu arkadaşlar. Eşittir 2 bölü 2 kök 3. İkiler de birbirini götürürse 1 bir bölü kök 3 olur. Şıklarda böyle bir şey göremiyorsunuz arkadaşlar. Neden? Paydayı rasyonel yapmak diye bir şey vardı hatırlarsanız. Yani eşlenikle çarpmak. Ben bunu kök 3 ile çarparsam yukarısı kök 3 aşağısı da 3 olur. Cevabımız da A şıkkı olur. Devam. Evet ifadesinin sonucunu sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bunu kök 3 eksi 2 ile bunu da kök 3 ile çarparsak tamam mı? Ne olacak? 12 12 kök 3 bölü 3 artı 4 çarpı kök 3 eksi 2 bölü 3 kere 3 3 2 kere 2 4 değil mi arkadaşlar? Ne olur? 12'yi 3'e bölersek 4 kalır. 4 kök 3 sonra arkadaşlar burası dikkat ederseniz eksi 1 yapar. Eksi 1 de komple yukarının işaretini değiştirir. Yani eksi olur. İçeriye dağıtırsak eksi 4 kök 3. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak artı 8 yapar. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç olarak 8 oldu cevabımız. Devam. Evet eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Her iki tarafın küpünü alalım. Tamam mı? Her iki tarafın küpünü alalım. E küpünü alırsam bu bu küpü götürür. X kare küçüktür. 3'ün küpü 27 olur. Şimdi karesi 27'den küçük olan en büyük tam sayı nedir? 36'nın karesi pardon 6'nın karesi 36'dır. 27'yi geçer. Dolayısıyla cevap 5 olacak. Sayısının çarpmaya göre tersi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız böyle bir şey öğrenmiştik biz. 6'yı 3 çarpı 2 diye ayırdığımızda toplamları da 5'i verdiği için ben bu ifadeye kök 3 eksi kök 2 diyebilirim. Bunun çarpmaya göre tersini arıyorum ben. Çarpacağım ve sonuç olarak ne yapacak? 1 yapacak değil mi? Çarpmaya göre ters buydu. Yani çarptığında çarpmanın etkisiz elemanını vermesi lazım. Pekala. Dolayısıyla her tarafı kök 3 eksi kök 2'ye bölersem tamam mı kök 3 eksi kök 2'ye bölersem çarpmaya göre tersini bulmuş olurum. A eşittir 1 bölü kök 3 eksi kök 2. Şıklarda böyle bir şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Neden? Eşleni ile çarpacağız. Kök 3 artı kök 2 ile çarpacağız. A eşittir. Kök 3 artı kök 2 bölü bölü 3 kere 3 3 2 kere 2 2 3 eksi 2 1 yani arkadaşlar a eşittir kök 3 artı kök 2 imiş bu sayının çarpmaya göre tersi bu sayıymış evet cevabımız a şıkkı devam Yine arkadaşlar eşlenik çıkacak. Bakın birazdan. 27 nedir? 7 kere 3'tür. 21 özür. 21 7 kere 3'tür. Toplayınca da 10'u veriyor. Dolayısıyla başta kök 7 eksi kök 3 var. Sonda da kök 7 artı kök 3 oldu. Çarptığımızda 7 kere 7 7. 3 kere 3 3. 7 eksi 3. 4 olur cevabımız. Evet. Bir şeyler demiş. x'i sormuş. Şimdi arkadaşlar. 2, 2, 2, 2 idi değil mi bunlar? Çarparsak 2, 4, 8, 16. Yani 16. dereceden 3 eşittir. 3 üzeri 2 üzeri x. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu ifade bakın. Şurada 3'ün üzerinde gizli bir 1 var. Dışarıya 3 üzeri 1 bölü 16 diye çıkar. Eşittir 3 üzeri 2 üzeri x. Bakın üstlü sayılarda öğrenmiştik. Altlar eşitse üstler de eşit olacak. Yani 1 bölü 16 eşittir. 2 üzeri x olacak. Pekala 1 bölü 16. 16 nedir? 2'nin 4. kuvvetidir. Ama şıklarda görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben şu 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 diye yazıp kuvveti 4 aldığımda eşittir 2 üzeri x olur. E biz bunları çarptığımızda 2 üzeri eksi 4 eşittir 2 üzeri x oldu. Buradan x eşittir eksi 4 çıktı arkadaşlar. Cevabımız b şıkkıymış. Devam. x kaçtır diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuradan içeriye ata ata devam edeceğiz bunları. Yalnız 2'yi 5. dereceden kök için kökkün iç, kökün içine atıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 5. dereceden 2 üzeri 5 çarpı 4 değil mi? Dışarıda da 3 var. Eşittir. 15. dereceden 2 üzeri x varmış. Şimdi bunları ne yapardık? Çarpardık. 15. dereceden 2 üzeri 5 çarpı 2'nin karesi eşittir. 15. dereceden 2 üzeri x. E burada bunun buna eşit olması lazım. 2 üzeri 7 eşittir. 2 üzeri x'miş. x eşittir. 7 olur cevabımız. A, B, C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Dışarıda olanları içeri atalım. Bunu içeriye 4 diye atacağız. 4 kere 3 12 yani kök 12 imiş. Bunu içeriye 9 diye atacağız. 9 kere 2 kök 18 imiş. Bu da zaten içeride 21 diye duruyor. Şartlar eşitse hemen içerilere bakıyoruz arkadaşlar. 21 en büyük yani C büyüktür. 18'den yani B'den o da büyüktür A'dan. C, B, A. Evet devam ediyoruz olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şunun derecesini eşitleyelim. Bunun derecesini 3 ile genişletirsek bak 12. dereceden x bölü 12. dereceden 8 mi yapar? Eşittir. Bunu içeri atalım. 2'nin karesi olarak girecek 4. 4 kere 2 8. Yani şu 2 de Bununla da bunu çarpacağız. 2 kere 6 12. 12. dereceden 8 oldu. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben şunu tek tek kökle yazabilirim. Yani 12. derecede x bölü 8 eşittir. 12. derecede 8. E buradan dereceler eşitse direkt içerilerinin eşit olması lazım. x bölü 8 eşittir. 8'miş. İçler dışlar çarpımından x eşittir. 64 olur cevabımız. Evet ne demiş? x kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın önce şurayı bir güzelleyelim arkadaşlar. 5. dereceden kök x eksi 2 eşittir. 5. dereceden 10 eksi 2 oluyor değil mi arkadaşlar? Dereceler eşit. Demek ki içlerinin de eşit olması lazım. Kök x eksi 2 eşittir. 10 eksi 2 diyoruz. Eksi 2'ler birbirini götürdü. Kök x eşittir 10. Neyi dışarıya 10 diye çıkar kök içerisinden? 100 yani x eşittir. 100 arkadaşlar. Pekala. X ve Y gerçek sayıları için demiş. Olduğuna göre X kare bölü Y kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi ne yapmak lazım? Öncelikle şunu bir belirteyim arkadaşlar. Bakın matematiğe giriş videolarını gerçekten izleyin. Çünkü tam kare ifadeleri yani bir sayının karesini almasını bilmeden bu soruları yapamayız. Pekala ne yapacağız? İki tarafında bir karesini alalım bakalım. Tamam mı? Şu an bir şeyler görülüyor az çok. Karesini aldığımızda birincinin karesi. bunun karesini almak kökten kurtarmak demektir. X eksi y olacak. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi yani kökten yine kurtarmak olacak. X artı y olacak. Eşittir eşittir karesini aldığımızda burası da 2x artı y olur arkadaşlar. Şimdi eksi y ile artı y gider. x burada x burada 2x. 2x artı 2 çarpı kök içerisinde x eksi y ile x artı y'nin çarpımı x kare eksi y kare demektir. Eşittir 2x artı y imiş arkadaşlar. E 2x'ler de birbirine götürürse 2 çarpı kök içerisinde x kare eksi y kare eşittir y oldu arkadaşlar. Şimdi bizden x kare bölü y kare istediği için yine biz her iki tarafın bir daha karesini alalım. Bakın her iki tarafın bir daha karesini alalım. Ne olacak? 2'nin karesi 4. E, karesini aldığımda da bu da kökten kurtulacak. x kare eksi y kare eşittir. y'nin karesi de y kare. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu içeriye dağıtırsak 4 x kare eksi 4 y kare eşittir eşittir y kare oldu. Attık karşıya 4x kare eşittir 5y kare oldu. Adam bizden x kare bölü y kareyi istiyordu. Her tarafı y kareye bölersek y kareye bölersek bunlar gider. 4 çarpı x kare bölü y kare eşittir 5 olur. Her tarafı da 4'e bölersek 4'e bölersek bu bunu götürür. x kare bölü y kare eşittir 5 bölü 4 çıkar arkadaşlar. Devam. Asya ile Ozan arasında bir sayı oyunu şöyle oynanıyor. Asya 1'den 50'ye kadar olan doğal sayılardan birini aklında tutuyor. Tamam. Tuttuğu sayının iki katının bir fazlasının kare 7'den küçük olduğunu Ozan'a söylüyor. Kökünün 7'den küçük olduğunu Ozan'a Tamam. Söylediği kuralın yetersiz olduğunu anlayan Asya Tuttuğu sayının karekökünün rasyonel olduğunu da ozana söylüyor. Buna göre Asya'nın tuttuğu sayının kaç farklı değeri vardır? Soruyu hızlıca okuduk ama şurayı bir daha anlamaya çalışalım. Bak. Tuttuğu sayının 2 katının bir fazlasının karekökünün 7'den küçük olduğunu bak. Tuttuğu sayı x olsun. 2 katının bir fazlasının karekökü küçükmüş 7 diyor arkadaşlar. Pekala her iki tarafın karesini alsak Dolayısıyla 2x artı 1 küçüktür 49 olur. Atarız karşıya 2x küçüktür 48 olur. Her tarafı 2'ye bölersek x küçüktür 24 olur. Bu 1. İkincisi bak bunun yetersiz olduğunu anlayan Asya işte diyor ki tuttuğu sayının karekökünün rasyonel olduğunu yani tuttuğum sayı diyor. Kökün dışına çıkabilen bir şey. 24'ten küçük kök dışına çıkabilen sayılar ne? 1, 2, 3, 4. 5 olsa 5 olsa olmaz. Niye? Çünkü 5'in karesi 25 kök dışına çıkamaz. Ee, pardon 24'ten büyük olduğu için bunu alamam arkadaşlar. Dolayısıyla Asya'nın tuttuğu sayı 4 farklı değer alırmış. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Çarparsak 6 bölü 2 kök 3 eksi 3 bölü 2 Tamam. Bunu da ters çevirip çarpalım hemen. Şu dursun zaten. 6 çarpı 2 bölü 2 kök 3 eksi 3. Eksi 8 kök 3 diyor. Çarparsak arkadaşlar 12 bölü 2 kök 3 eksi 3. E bunu eşleniyle çarpmam lazım benim. 2 kök 3 artı 3 ile çarparsam ne olur yukarısı? 12 parantezinde 2 kök 3 artı 3 bölü bölü. Bakın 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparsam 12. 3 ile 3'ü çarparsam eksi 9. 12 e, eksi 9 nedir? 3'tür arkadaşlar. 12'yi de 3'e bölersem 4 olur. 4'ü de içeriye dağıtırsam 8 kök 3 artı 12 eksi bir de ne vardı? 8 kök 3. 8 e, kök 3 8 kök 3'ü götürürse cevabımız 12 olur. Yine ifadesinin sonucunu sormuş. Ne yapalım? Yukarıyı kök 3 parantezine mi alsak? Şimdi arkadaşlar yukarıyı kök 6 parantezine alsak çıkacak. Ama kök 6 parantezine bu haliyle alsam muhtemelen bazı arkadaşlar anlamakta zorlanacak. O yüzden şöyle yapalım. Bak ben bunu ben bunu içeriye 2'yi atayım. Tamam mı? İçeriye 2'yi atarsam 4 diye girer. 4 kere 3 12 değil mi? Kök 12. Eksi kök 6 bölü Kök 6 eksi kök 3. Bak böyle daha anlaşılır olan olacak. Yukarıya şimdi kök 6 parantezini alırsam şuradan bu kök 12 aslında kök 6 çarpı kök 2'dir ya. Kök 2 eksi e zaten bu da 1 bölü aşağıya da kök 3 parantezini alsam kök 6 kök 3 çarpı kök 2'dir. Kök 3 parantezinde ne olur arkadaşlar? Kök 2 eksi 1 olur. Gayet güzel oldu. Bunlar birbirini götürdü. Kök 6'yı da kök 3'e bölersek hani tek kökte 6 bölü 3 dersek cevap olarak kök 2 buluruz arkadaşlar. Tamam. Cevabı bulduk. Kök 2'ymiş cevap. Bir de arkadaşlar hocam bunu göremiyorsak ne yapacağız? Mesela şöyle bir şey yapabilirdiniz bak. Siz bunu eşleni ile çarpabilirdiniz. İşte kök 6 artı kök 3 ile çarpabilirdiniz. Ama tamam aşağısı direkt 6 eksi 3 olur da yukarıda bayağı karışık işlemler yumağı çıkar arkadaşlar size. Bakın buradan sonuç çıkmaz demiyorum çıkar. Az önceki yöntemde gördüğünüz sonuç muhtemelen 20 saniye falan sürdü. Tamam mı? Ama ama siz bu haliyle yaparsanız muhtemelen sonuç 1 dakikadan aşağı sürmeyecek arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden mümkünse ortak çarpan parantezine alarak sadeleştirmeyi görmek lazım. Devam. Evet olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kurnaz olan kazanacak bakın kurnaz olan kazanacak buna da ben a dersem. Dikkat edin şunları bir alt alta yazalım daha net görün bak. x kare artı 1 artı x kare eksi 3 bu eşittir 8'miş. Sonra x kare artı 1 eksi x kare eksi 3 bu neymiş a'ymış. Dikkat ederseniz arkadaşlar aynı ifadelerin bir eksilisi bir artılısı. Ne yapacağız? Taraf tarafa çarpalım. Bunlar eşlenik oluyor. Dolayısıyla bunlar hani a kare eksi b kare. A kare eksi b kare ya. Dolayısıyla biz bunu x artı pardon x kare artı 1'in kökünün karesi eksi eksi kök içerisinde x kare eksi 3'ün karesi eşittir 8 kere a 8 a olacak. Şimdi köklü bir ifadenin karesini almak onu kökten kurtarır değil mi? x kare artı 1 eksi x kare eksi 3 eşittir 8 a'ymış. Eksi içeriye dağıtırsak x kare artı 1 eksi x kare artı 3 eşittir 8 a oldu. X kareler gitti. 4 eşittir 8 a. Her tarafı 8'e bölersek A eşittir. 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar gayet tatlı bir soru. Çok güzel bir soru. Bakın çözüm çok güzel olacak. Yani burada bir iki tarafın karesini alsanız falan yapsanız fiyat yapsanız her, her şey size çıkmaz. Bir yola götürecek. Ama bir şeyi gördüğünüzde hemen çat diye soru çıkacak. Bak adam demiş ki 5 demiş buraya eşit demiş. Pekala bizden de bunu istemiş. Biz şöyle yapalım bakın. X artı 5 bölü kök X. Ben 5 yerine bunu yazabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Eşittir. X artı X artı kök X bölü kök X. Güzel. Adam aslında bunu sorarak bize dolaylı yoldan bunu soruyor değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yapabiliyor muyuz? X artı x bölü kök x artı kök x bölü kök x. Yani hatırlarsanız bunu böyle ayırabiliyordum ben. E kök x bölü kök x nedir? 1'dir. x bölü kök x nedir? x bölü kök x kök x'tir arkadaşlar. Neden? Neden? Anlatalım. Şimdi aslında x dediğim şey kök x çarpı kök x midir? Evet. Dolayısıyla şurada x yerine ben kök x çarpı kök x yazarım. Bununla bu birbirini götürür. Kök x kalır. Sonuç olarak x artı kök x artı kök x bölü kök x de 1'dir. E kök, pardon x artı kök x neydi? Burada vermişti adam bize 5'ti. Dolayısıyla 5 artı 1 eşittir. 6 olacak cevabımız.